YouTube'da Emre Kulcanay, EK TV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Türk ekonomisi, Türk siyaseti ve toplumda en çok tartışılan bir konuyu konuşmak üzere Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi günler. İyi günler efendim. Sevgili seyircilerimiz, sizler de tekrar hoş geldiniz. Az sonra çok önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Sayın Toker'in görüşlerine başvuracağız. Lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, abone olun ve yapacağınız süper teşekkür ve sticker destekleri için de şimdiden teşekkür ediyorum ben sizlere. Cem Toker, bu sırada geçmiş olsun, bir rahatsızlık atlattınız ama şimdi iyisiniz değil mi? Toparlıyorum yavaş yavaş. %80 iyi. Daha iyi olun, daha iyi günlerde sizin yorumlarınıza başvuralım efendim. Sayın Toker, televizyonlarda tartıştığınız, sizi karşılıklı tartışırken gördüğümüz bir gazeteci var, yorumcu var, Hacı Yakışıklı. Kendisi bir tweet attı geçtiğimiz gün. Dedi ki Türkiye'nin yarısı emekli olmak istiyor, kalan yarısı devlet memuru olmak istiyor, arada kalanlar da çalışıyor. Ondan sonra hep beraber oturup ülkenin gelişmesini bekliyoruz. Efendim biz de duyuyoruz, herkes ya KPSS'ye hazırlanıyor ya bir belediyede memur olmak istiyor. Öte yandan özel sektörde çalışanlar isyan ediyor. Ya biz üniversiteyi boşuna mı okuduk, biz de memur olalım, bize de bir memurluk ayarlasınlar deniyor. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Herkes haklı. Böyle rakamlara sahip bir ülke kalkınamaz. Vatandaş refaha erişemez. Herkesin, bilhassa gençlerin, KPSS sınavına çalışan genç sayısı. Ama ben yarın bir gün iki arkadaşımla bir araya gelip 3-5 kuruş sermaye, kendi işimizi kuracağız, bir internet kafe açacağız, bir ne bileyim bir dükkan açacağız, ithalat yapacağız, ihracat yapacağız demediğim müddetçe biz belimizi doğrultamayız. 5 küsür milyon kamu, sözde kamu çalışanına vergi yetmez. Herkes kapağı devlete atmaya çalışıyor. Siyasiler de bunu tamamen bir seçim malzemesi, politika malzemesi, oy deposu yapmışlar. Bir örnek vereyim. 2015'te Davutoğlu başbakan, hiç unutmuyorum, çok içerlemiştim. 120 bin seçimden birkaç ay önce 120 bin geçici fidan dikici alacağız. Ve aldılar. 120 bin. 3 tane stadyum, 4 tane stadyum dolusu insan. Ve sonra da bunları kadrolu yaptılar. Yani devlet büyüdükçe büyüdü, büyüdükçe büyüdü, büyüdükçe büyüdü. Ondan sonra bir de emeklilik sorunu var. Acı Yakışıklı nadiren olsa orada haklı. Biz 70'lerde, 80'lerde Demirel'in, Özal'ın popülist politikalarının bedelini ödüyoruz. 35-40 yaşında emekli ettikleri insanlara emekli maaşı yetmiyor. Türkiye sosyal devlet olsun diyen çok. İşte devlet kaliteli eğitim versin, kaliteli sağlık hizmeti versin. Hem de ucuza versin. Efendim, iyi emekli maaşı versin, sosyal güvence versin. Bir de öte yandan yol yapsın, hastane yapsın, okul yapsın, onu yapsın, bunu yapsın. Böyle bir dünya yok. Çok yüksek rakamlarda insanları emekli ettiler genç yaşta. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir yaşta. Şimdi bu nesil bizden önceki neslin kıyak emekliliğini ödüyor. Nerede ödüyor? Benzin deposunda ödüyor. Araba alırken ödüyor. Alışveriş yaparken ödüyor. Yani devletin 5 kuruş parası yok. Halktan ne toplarsa o. Ondan sonra da onu işte emekli maaşı olarak veriyor. Her şeyden önemlisi vatandaş, çalışanlar verdikleri verginin bilincinde değil. Kimse brüt maaşını bilmiyor. Bordrolu çalışanlar. Herkes net maaşına bakıyor ama brüt maaşını bilmeyen adam ne kadar devlete, Ankara'ya vergi verdiğini bilmiyordur. Dolayısıyla o verginin de hesabını sormaz, peşine düşmez çünkü farkında değil. Bu kültürü yerleştirmemiz lazım. Öte yandan üniversite okuyup da Boğaz topluluğuna çalışan, ama biz niye okuduk diyen insan sayısı
sermayenin kıt olduğu ülkelerde bunu çok sık görürsünüz. Benim Bangladeş'te, Pakistan'da, Afrika ülkelerinde, Nijerya'da falan da var bu. Yani üniversite okuyorsunuz ama emeğe talep yok. Çünkü yatırım gelmiyor. Yani emeğe talep artacak ki her üründe, her metada olduğu gibi emeğe talep artacak ki emeğin değeri artsın. Ben bu örneği veririm. Yani bir işveren, bir fabrika sahibi veya bir esnaf, bir esnaf lokantası çalıştıracak eleman bulamıyorsa, bir veriyorsa, iki veriyorsa, üç vermeye mecbur. Dünyadan örnekleri var. Ben bunları da yaşayarak öğrendim. Öte yandan bir işveren eleman alacak, 10 kişi alacak, 1000 kişi kapıya yığılıyorsa orada emeğin değeri artmaz. Çünkü ilk adam işte 10'a razıysa arkadaki 9'a, bir sonraki 8'e, bir sonraki 7'ye razı. Şimdi öyle asgari ücret arttırmakla falan refah gelmez bir ülkeye. Gelseydi dünyada fakir ülke kalmazdı. Venezuela'daki diktatör Maduro 2018'de ekonomiyi mahvettikten sonra 6 kere asgari ücrete zam yaptı. 2 ayda bir, çünkü inanılmaz bir enflasyon vardı, 3 haneli. 2018 sonunda 4 haneli enflasyona çıktı Venezuela ve dünya rekorları kırdı. %2000-3000 enflasyona erişti. Onun için emekli maaşına zam yapmakla, asgari ücrete zam yapmakla bir ülkeye refah gelmez. Mesele Erdoğan'ın Türkiye'yi soktuğu bu cendereye girmemekti. Ve sermayeyi kaçırmamaktı, beyin gücünü kaçırmamaktı, parayı kaçırmamaktı. Mesela bunu bilmiyorum size, YouTube kanallarında marka vermek serbest mi ama bir Alman otomotiv şirketi 1 milyar euroluk yatırımla gelecekti İç Ege bölgesine. Arazi aldı, onu aldı, bunu aldı. Sendikalar hayır dediler, Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları ihlallerinden dolayı. Biz Alman sendikaları dedi bunu. Ve vazgeçti. Erdoğan döneminde son 20 senede ve 5-6 tane otomobil markası biliyorum ki Türkiye'ye dev yatırımlar yapacaklardı. Hiçbiri Türkiye'ye gelmediler. Dolayısıyla demek istediğim, sermayeye dost olacaksınız, paraya dost olacaksınız. O para gelecek. Ama bir bakkal dükkanı olacak, ama bir otomobil fabrikası olacak ve istihdama talep artacak. İstihdama talep arttıkça da emeğin değeri artacak. Yoksa kanun yapmakla, yönetmelikle, dayatmayla istediğiniz kadar hoplayın zıplayın, emeğin değerini arttıracağız, asgari ücreti arttıracağız falan diye. Bunu başaramazsınız. Peki. Ama buyurun. Buyurun, tek yol devrim mi diyecektiniz? Tek yol dediğim gibi akılcı ekonomik politikalar, sermayeye, yatırımcıya, girişimciye dost olmak. Şimdi Türkiye, size hazin bir rakam vereyim. Ekonomik özgürlük endeksinde dünyada 107. sırada. Bazı Afrika ülkelerinin, Latin Amerika ülkelerinin, Uzak Doğu ülkelerinin, 3. dünya ülkelerinin de altında. Yani bu nedir? Mesela ben liberal olarak bir serbest piyasacıyım. İnsanlar zannediyor ki serbest piyasayı savunduğunuz zaman herkesin yakaladığını, öpmesinin serbest olduğu piyasa zannediyorlar. Halbuki ben bunu savunmuyorum. Piyasaya girişin serbest olduğu bir piyasayı savunuyorum ben, piyasa ekonomisi. Yani benim semtimde, benim mahallemde bir tane bakkal varsa ben yanlışım. Adam istediği fiyatı bana dayatır, istediği fiyatı çeker, istediği saatte açar veya açmaz, istediği saatte kapatır. Ama ikinci bir bakkal dükkanı açıldığı zaman, işte serbest piyasadan kastım o, ikinci bir bakkal dükkanı açıldığı zaman rekabet devreye girer ve o bakkal, tekel olan bakkal öyle istediği gibi hareket edemez. Aynı şey mesela sarı taksi, Uber, işte tak izliyorsunuz, piyasaya giriş. Bakın özel hava yolları açıldı, uçak bileti fiyatları düştü, Türk Hava Yolları'nın tekeli kırıldı. Bütün sektörlerde bu böyledir. En güzel örneği, rekabetçi serbest piyasanın en güzel örneği, şehirler arası otobüs taşımacılığı.
Türkiye'nin dört bir köşesine onlarca firma farklı fiyatlarda, farklı kaliteli hizmetle, işte kimisi ne bileyim ikram verir, kimisi rahat koltuk verir, kimisi molasız hızlı servis yapar. Rekabetin getirdiği kalite ve dinamizm ve ucuzluktur. Siz ekonomiyi böyle yönetirseniz ve sadece tüketici değil, çalışanlar, emekçiler de çok faydalanır böyle bir piyasa. Sizin sektörde de aynı şey. Yeni kanallar açıldığı zaman gazeteciler, televizyoncular transfer oluyor. Ve daha yüksek ücretlerle transfer oluyorlar. Özel bankalar açıldı Özal döneminde. Bankacıların nasıl para aldığını. Efendim çok teşekkür ederiz bu değerli yorumlarınızı. Bizlerle EKTV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Cem Toker. Tekrar görüşmek ümidiyle, dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.